Merhaba arkadaşlar. Bugün C# derslerinin 5.'sini çekeceğim. Bu dersimizde dosyalama işlemlerine giriş yapacağız. Dosyalama işlemlerini 1, 2 ya da 3 bölümü olarak işlemek istiyorum. Biz stüdyoya açalım. Yeni proje açalım. Projemizde dosyalama işlemlerine yavaş yavaş giriş yapalım. C#. Buradan bir Notepad application'ı seçtik. Dosyalama işlemleri olsun projemizin ismi. Okey dedik. Ondan sonra forma ekrana gelince şimdi örneğimiz şu olsun mesela. Bir tane text box ekleyelim. Box'ımıza bir şeyler yazdıracağız. Buton ekleyelim bir de. Butonu da ekledik. Bir de label ekleyelim. Dosya okuma yazma işlemi yapacağız. Bir tane buton ekledik. Bu okuma için olsun. Diğer butonu da ekleyelim. Bu da text box'ımız. Text box'ın çok satırlı olmasını istiyorum. Burada üçgen işareti var gördüğünüz gibi. Multiline diyorum. Artık boyutlandırılabilir şekilde. Böyle çektik, büyüttük. Biraz daha büyütelim. Şimdi dosyalama işlemlerini yapmamız için önce bir txt dosyası oluşturmamız gerekiyor. Txt dosyasına tutacağız bu verileri. Böyle yapacağız. Tamam. Şimdi bu butonun görevi okumak olsun. Dosyayı oku diyelim. Bu da dosyayı yazsın. Dosyayı yaz. Şimdi label'ın da görevi dosya okundu mu okunmadı mı, yazıldı mı yazılmadı mı onu belirtmek. Şimdi dosya okunun butonunun clean yani name özelliğini b oku olsun. Böylelikle bunu b oku olarak değiştirdik. Şimdi bunun properties kısmından dosyayı yazın. Onu da b'ye yaz yazalım. Ve dosyaya yaz olsun. Bu da B dosya oku olsun. Bu da textbox'lık kalsın. Zaten sadece textbox bir tane var. Şimdi bunları biraz büyütelim. Dosyayı yazılı okuyayım. Şimdi dosyayı nereden okuyacak ya da yazacak? Bilgisayarınızın istediğiniz bir klasöründe dosyayı okutabilirsiniz. Yani bir text değil ya da text değil, RTF bunları okutabilirsiniz. Bunları nasıl yaparsınız? Okumak için bir dosya gerekir. Txt dosyası gerekir. Bunu belirtmeniz lazım. Bunu mesela projemizin dosyasının içine, debug dosyasının içine koyarız. Bunu open folder in file explorer. Burası bize direkt projemizin dosyalarını gösterir. Bin debug koyarsak birazdan göstereceğim. Direkt dosyayı çekeriz. Yani hiçbir bu dosya yolunu yazmayız. Mesela herhangi bir bilgisayarda dosya yoluna gönderince mesela bir MP3 player'a yani Windows Media Player nesnesine bir tane dosya çaldırmak istediğinizde burada iki yolu yazıyorsunuz. Ama aralarına iki tane ters slash koyuyorsunuz. Ters slash koyuyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Şimdi burada bizim debug dosyasına bir tane dosya koyalım. Adı da deneme Txt dosyası koyacağız. Yani yeni metin belgesi koyacağız. Bin de bu ana yeni metin belgesi deneme.txt koyacağız. Şimdi eleman ekleyelim. Elemanları ekleyelim. Ankara. Ankara olmasın. Galatasaray. Fenerbahçe. Beşiktaş. Diyarbakır. Diyarbakır diyelim. Beşiktaş, Diyarbakırspor. Tamam. Bir Trabzonspor ekleyelim. Tamam, bunlar kalsın. Kaydet dedik. Şimdi deneme.txt dosyasını okuyacağız. Şimdi kodlamaya geçmeden önce buradaki butonun click event'ına gireceğiz. Butonun click event'ı bizi dosyaya oku butonuna tıklayınca neler olacağını gösteriyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi kütüphaneler var. Using System kütüphanesi. Yani sistem kütüphanesi. Burada System Collections genellik. Bunların her biri birer kütüphaneyi temsil eder.
Bizim kullanacağımız kütüphane dosyalama işlemleri için, tekste okuma yazma işlemleri için Syscall.io. Bunu ekleyeceğiz. Eklemezsek dosyanın oluşturma nesnelerini, klaslarını elde edemeyeceğiz. Şimdi butonun okuma kliğine ulaştık böylece. Şimdi ne yapacağız? String bir tane değişken oluşturmamız lazım ama dosya okuma yazma işlemlerini try-catch almanız gerekiyor. Yoksa hatayı göremezsiniz. Try-catch'e iki kere tapa tıklayarak kendisi oluşturuyor. Buradaki true'u silebiliriz. Şimdi sildik. Bundan sonra try'ın içine ne yazacağız? String bir değişken oluşturacağız. String bilgi olsun. Boş string'e eşit olsun. Yani boş tekste eşit olsun. Sonra bilgi eşit ne yapacağız? File nokta file nesnesinde read all text. Bu bize tüm teksti okuyacak. Yani tüm txt dosyasını okuyacak. Birincisine bunun içine neyin yolunu vereceğiz? Dosyanın yolunu vereceğiz. Diyelim ki bizim dosyamızın yolu böyle debug dosyasının içinde değil de burada. Mesela burada masaüstünün dosyasını yani masaüstünün yolunu vermeniz gerekiyor. Ama burada eğer biz en başta ne yapmıştık? Buradan open folder in file explorer'dan bin debug yoluna koymuştuk dosyayı. Deneme.txt buradaydı. Startup path olarak burayı çalıştırır. Burada eğer bir dosya varsa, böyle bir dosya varsa direkt ismini yazabiliriz. Ayrıca debug projemizin yoluna şöyle de ulaşabilirdik. Bilgisayarıma gireriz. Buradan belgeler kısmından Visual Studio 2012. Burada projects. Burada da dosyamızın ismini bulurduk. Projemizin dosyasının ismi. Dosyalama işlemleri bin debug. Böyle uzun uzun yapacağımıza buradan dosyalama işlemleri diye proje vardı. Open folder in file explorer dedik. Ondan sonra burası geldi. Bin'ine girdik. Devam'a girdik. Doğru, bu sayı buraya koyduk. Deneme.txt oldu. Şimdi file read all text. Şimdi bundan ne yapacağız? Neyi okutacağız? Biz burada dosyanın ismini ne olarak koyduk? Deneme.txt. Yani bizim buraya ne yazmamız gerekiyor? Startup path olarak çalıştığı için buraya deneme.txt yani başlangıç dosyası olarak debug dosyası olarak burasını gösteriyor. Bunun içinde öyle bir değer varsa direkt ismini yazıp ulaşabiliyoruz. Sonra nereye aktaracağız? Verimiz nerede öncelikle? Bilgi değişkenine. Çünkü biz burada bilgi eşit file.readAllText. Yani bunların hepsi şu an burada duruyor. Orada duruyor. Şimdi bilgi eşit file.readAllText yaptık. Ondan sonra ne yapacağız? Textbox'ımıza veri gidecek. Ondan dolayı Textbox nesnemiz sol tarafta olacak. Textbox bir nokta ne özelliğine gidecek bu veriler? Textbox bir nokta text. Yani Textbox'ın içine neyi aktaracağız? Yani Textbox'ın textine neyi aktaracağız? Bilgi değişkenimizi aktaracağız. Şimdi start dedik. Projemiz debug ettik. Dosya oku dedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Trabzonspor böyle yazdı. Şimdi gördüğünüz gibi dosyayı okuyunca Türkçe karakterleri okumadı. Türkçe karakterleri böyle yıldız şeklinde gösterdi. Onu şöyle düzelteceğiz. Encoding kullanmamız gerekecek. Şimdi dosyanın yolu veriyoruz ya. Verdikten sonra virgül koyduk. Bakın gördüğünüz gibi encoding yazıyor. Yani kodlama dilini seçebiliyoruz. Kodlama dilini şöyle seçeceğiz. Windows 2'ni kullanacağız. Encoding.get encoding parantezi açtık kapattık. İçine ne yazacağız? Windows'un default olanını. Windows 1254'ü kullanacağız. Windows 1254 yazdık. Ve start dedik artık. Dosyayı oku dedik. Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Diyarbakırspor, Trabzonspor bunları yazdı. Şimdi bir de burada bunlar eğer gittiyse, bu kadar satır ilerlediyse ne yazacak? Label bir nokta tekse ne yazacak? Dosya başarıyla okundu yazsın. Yani bu 3 satır işlendiyse buraya geçilecek ve dosyanın okunduğunu anlayacağız. Gördüğünüz gibi dosya başarıyla okundu yazıyor. Try'ın içinde böyle. Eğer de try'ın içinden çıkarsa, catch'e girerse ise level 1 nokta text ne olsun? Dosya okuma başarısız diye. Tekrar deneyim. Ve noktalı virgül de koyduk. Böylece level 1 nokta text'i de yaptık. Şimdi start dedik. Dosyayı okudu gördüğünüz gibi. Şimdi okumayı böyle yapabiliriz. Bir de stream writer
Yani Stream Reader ile de yaparız. Onu da diğer derste anlatabilirim. Şimdi dosyayı yazın. Clean'e gireceğiz. Çünkü Clean'e niye gireceğiz? Tıklayınca olacak. Ne yazacak? Dosyaya yazması lazım. Şimdi ne yapacağız? Onu yazalım. FileStream özelliğini kullanacağız. FileStream ve StreamWriter özelliğini kullanacağız. FileStream FS olsun. Değişken adımız. FileStream tipinde FS gibi. Ne? FileStream. İçine neyi yazacağız? Dosyamızın adı. Dosyamızın adını biz belirleyebiliriz. ABC nokta txt olsun mesela. Biz txt yazacağız. O direkt oradaki txt dosyasının yani abc nokta txt'nin içeriğini bunu yazacak. File mod kullanacağız bunda. File mod nokta create özelliğini kullanacağız. Çünkü yaratacağız dosyayı. Sonra StreamWriter kullanacağız. StreamWriter'da da bu file stream'i göndermemiz gerekecek. StreamWriter SV. StreamWriter tipinde SV değişkeninde name StreamWriter. Neyi göndereceğiz içine? Direkt FS'yi göndereceğiz. File stream nesnemizi gönderdik. Şimdi ne yapacağız? SV nokta write ne yapacağız? Neyi yazdıracağız bunun içine? Neyi göndermemiz gerekiyor? Bakın. Şimdi açtım. Gördüğünüz gibi bool value yani değer bizden istiyor. Xbox 1 nokta text'i göndereceğiz. Ve gönderdik. Şimdi SV'yi kapatmamız lazım. Çünkü dosyayı yazdıktan sonra kapatmamız lazım. FS'yi de kapatacağız. FS nokta close. Neden önce SV'yi kapattık? Çünkü önce SV'yi kullanıyoruz. SV'yi FS'ye bağlı olarak kullanıyoruz. Ondan dolayı SV'yi kapatmamız gerekiyor önce. Eğer buraya kadar gelirse satır ne yazacak? Yani artık ne yazabilir? Level 1 nokta text'te ne yazabiliriz? Dosyalar yazıldı diye yazabiliriz. Dosyaya yazıldı. Tabii bunu da try catch için alalım. Dosya yazma ve okumada try catch için almamız en doğrusu. Buraya aldık. Label 1 nokta text dosyaya yazıldı. Şimdi catch'in içine de şunu yazacağız. Dosyaya yazılamadı. Başarısız. Dosya yazma başarısız. Level 1 nokta text dosya yazma başarısız. Şimdi bunu deneyelim. Buraya önce text box'a yazılar yazmam lazım. A yazalım. A, B, C, C, A, B, C. Bunları yazdık mesela. Sonra dosya yaza bak. Önce devamını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi dosya yok şu an. Dosyayı yaz dedim. Dosyaya yazıldı. Gördüğünüz gibi ABC nokta txt buraya geldi. İçinde ne yazıyor? Bu yazıyor. Ve böylelikle dosyaya yazmayı da başarıyla yaptık. Evet arkadaşlar, ilk dersimizde bunları anlattım. Diğer dersimizde daha kompleks örnekler yapacağız. Ayrıca C++, C Sharp kod paylaşım ve yazılım geliştirme merkezine katkılarınızı bekliyoruz ve YouTube kanalımızı takip ederseniz, abone olursanız seviniriz. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.